Gökhan'ın neyi temsil ettiğini biliyorum. Uluslararası olarak akredite biri. Ama bir yandan da... Benimle kişisel, duygusal bir ilişkisi var. Söylemek istediğim bu mu? Evet. Gökhan'ın bu ilişkiyi senden bilgi sızdırmak için yürütmeye çalıştığından şüpheliyim. Ömer, senin bu kararlı duruşun, hislerine olan güvenin benim de aklımı karıştırıyor. Ama sen de oradaydın. Milora da bizden yana konuştu. Ve bizim yürüttüğümüz operasyonda çetlikler tarafından yaralandı. Gökhan'la ne kadar zamandır birliktesiniz Nesa? Bu soru haddini aşmıyor mu sence de? Bu adamla ilgili bir güvenlik soruşturması yaptırdın mı? Tabii ki yaptırdım. Hem de ilk günden. Sinciri temiz. Yaptığı işte bunun garantisi zaten. Yoksa uluslararası arenada iş bulamazdı, çalışamazdı. Eğer Horus Gökhan ise bu onun şirkette çok üst düzey biri olduğunu gösterir ki bu düzeyde bir adam da rahatlıkla şirketin ajanı olarak diplomasi adı altında istediği yere sızar. Bak Ömer, ben bunları konuşmak istemiyorum. Gökhan bizim yürüttüğümüz operasyonda yaralandı. Şu an hastanede. Ve inanır mısın? Bir gün bile ağzından şikayet eden bir cümle duymadım. Beni şüphelendiren şeylerden biri de bu. Bir şey diyeceğim sana. Sorduğun sorularla beni ne kadar kırdığını farkında mısın? Evet. Gökhan'la ilgili bu şüphelerin ucunun sana dokunma ihtimali de var. Sen benden mi şüpheleniyorsun? Ömer, sen beni sorguya mı çekiyorsun? Bu adam herkesle oyun oynamış olabilir. Herkesi kandırmış olabilir. Tüm dünya bu adama inanmış ki uluslararası alanda ona böyle bir görev vermişler. Onun gerçek yüzünü göremediğin için kendini kötü hissetme. Ama gerçekleri görebilmek için biraz daha çaba sarf etmen lazım. Yani Gökhan herkesi kandırdı. Bütün dünya da buna inandı. Ama bir tek seni kandıramadı. Öyle mi Ömer Atmaca? Herkesin inandığı bir yalanın gerçeğini aykırmak çoğu zaman tek kişiye düşer. O da her yerden kovulur zaten. Bak. Biz seninle bir ekip kurduk. Biz beraber bir yola çıktık. Ve ben sana o sancağı getirdiğimde. Sana bir davet var Ömer. Ne daveti? Evet. O sancağı ben sana getirdim. Çünkü bir kişinin onca düşmana karşı koyabileceğine inandığım için. Ama sen kendinden başka hiçbir şeye güvenmiyorsun Ömer. Kendinden başka hiç kimseye inanmıyorsun. Peki ya ben haklı çıkarsam? Diyelim ki Gökhan sandığın kadar güçlü biri. Diyelim ki kimliğini gizledi. Sanmıyorum ama onun foyasını sen bile ortaya çıkaramazsın Ömer Atmaca. Kader gayrete aşıktır Nisan. Bedeli ne olursa olsun bu gerçeğin peşinden gitmeye devam edeceğim.